Herkese merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi size ben 40 videoda anayasa hukukunun en dip noktasından, en kolay yerinden, en basit şekliyle aldım. Ta en üst noktaya kadar, yani adli hakimlik düzeyine kadar anlattım. Eğer siz bu 40 videoyu tamamladıysanız anayasa hukuku ile ilgili gerek kaymakamlıkta, gerek hakimlik sınavlarında, gerek KPSS A grubu, KPSS B grubu sınavlarında karşınıza çıkacak. Daha bunun yanında komiserlik sınavları var ve kurum içerisinde yükselme sınavları var. Bununla ilgili nerede anayasa hukuku ile ilgili karşınıza bir soru çıkacaksa bu anlattığım 40 videoda tamamını bulacaksınız zaten. Şimdi problemimiz şu. Dedim ki acaba dedim ben küçük küçük tekrarlar şeklinde o 40 videoyu tekrar mı edeyim, yoksa özgün özel bir soru hazırlayayım. 120 soru oldu arkadaşlar bu soru adeti. Onun üzerinden mi anlatayım diye düşünürken güzel bir soru hazırladık ve karar verdim. Sorular üzerinden sorular üzerinden tek tek anlattığım o 40 videodaki önemli noktaları anlatacağım. Ve tamamen ÖSYM formatında oluşturduğum sorulardır. Çok faydasını göreceksinizdir. Şimdi arkadaşlar bu soruların çözümlerine bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Bu soruların çözümlerine, yani bu videoların devamına ve notlara arkadaşlar nerede ulaşabilirsiniz? Hepimizin sitesi hukukoyretir.com adresinden www.hukukoyretir.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haydi gelin arkadaşlar şu soruları tek tek irdeleyelim. Tek tek canını okuyalım. Tamam, gel şimdi. Çık ekrandan. Birinci değiş. Nasıl değişiyor? Ha. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her sayfada 2 soru, bazen 4 sorudan oluşuyor. Bu şekilde 80, 100, 108, 116 ve 120 soru. Burada da cevap anahtarı var. Bunların tamamını arkadaşlar görmüş olacağız. Şimdi evet. Hep beraber arkadaşlar, en doğal haliyle herhangi bir videoda kesme yok. Geldik. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki bu soru tiplerini ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. Sizin de aklınızda olsun. Birinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın ikinci maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden biri değildir? Bak ekrana. Diyor ki arkadaşlar, bazen anayasa değiştirilemez maddelerinde şu şekilde sorular sorabilirler. Birinci maddede hangisi yer alır yer almaz? İkinci maddede hangisi yer alır yer almaz? Üçüncü maddede hangisi yer alır? Değinilmemiştir der. Sonra bu soru tiplerinin içerisine tüm maddelerin de değiştirilemez hükümlerini koyar. Burada senin önemli olan bilmen gereken şey hangi hükmün hangi maddede yer aldığını bileceksin. Tamam. Bak, oraya çok değiştirilebilir bir madde koymaz. Hepsini değiştirilemez madde olarak yapar. Ama sen hangi ifadenin hangi değiştirilemez maddesinde olduğunu bileceksin. Gel buraya. Şimdi ikinci madde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı ifadesi insan haklarına dayalı demiş. Kalsın bu burada. Hukuk devleti, sosyal devlet ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir sosyal hukuk devletidir şeklinde ikinci madde düzenler. Ama bizim buradaki dayalı ifadesi arkadaşlar nedir? Saygılı şeklinde olması gerekirdi. 1982 Anayasası'nda bu ifade 80, saygılı ifadesi olarak değiştirildi. Dayalı ifadesi arkadaşlar 1961 Anayasası'nda yer almıştır. Cevap Bursa oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar bir sonraki soruya. Diyor ki 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun aşağıdakilerden hangisinde özel karar aranmaktadır? Özel bir çoğunluk aranmaktadır ifadesi olarak görelim. Şimdi yani aşağıdaki kararların hangisinde özel bir çoğunluk aranmaktadır? Bak şimdi buraya.
Şimdi bir silgi alalım. Şunları bir temizleyelim. Şunları bir temizleyelim. Sayfayı komple görelim. Tamam. Bunları zaten sen kendi bu çıktı sorulara kendi notunu almışsındır. Şimdi benden pür dikkat dinle. Özel çoğunluk. Tamam. Özel çoğunluk. Meclis soruşturması neticesiyle Yüce Divan'a sevk kararı. Şimdi arkadaşlar meclis soruşturması neticesiyle diyorsa bir kere meclis soruşturması kimlere karşı verilir? Bak burası çok önemli. Meclis soruşturması kimlere karşı verilir? Meclis soruşturması neticesinde kimler Yüce Divan'a sevk edilebilir? 1. Cumhurbaşkanı yardımcısı. İkincisi bakanlar. Tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar. İlla mevcut Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar olmasına gerek yok. Geçmişte bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış kişiler de meclis soruşturması neticesinde Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Bir kere bunu bileceksin. İkincisi, biz meclis soruşturmasını 3 aşamada değerlendireceğiz. 1. Bak dinle. 1. Meclis soruşturma açma talebinde bulunma. 2. Meclis soruşturması açma talebinde bulunduktan sonra bu talebin meclis tarafından kabul edilmesi için gerekli çoğunluk. 3. Yüce Divan'a sevk kararı. Tamam. Şimdi buradaki ifade ne? Yüce Divan'a sevk kararı. Bak buraya. Bak buraya. Demek ki kimler hakkında verilebiliyormuş arkadaşlar? 1. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı hakkında verilebiliyormuş. İkincisi ise arkadaşlar bakanlar hakkında meclis soruşturması açma kararı alınabiliyormuş. Tamam. Bu ikisi hakkında. Bakın şuraya aklınıza şu gelebilir. Hocam Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması talebinde bulunulmuyor mu? Hayır. Cezai sorumluluğu şeklinde yani Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu şeklinde düzenlendi. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu meclis soruşturması içerisinde yer almaz. Yani size şöyle bir soru sorulsa 1. Cumhurbaşkanı 2. Cumhurbaşkanı yardımcısı 3. Bakanlar sakın gitme. 3. Bakanlar dese arkadaşlar 1. Cumhurbaşkanı 2. Cumhurbaşkanı yardımcısı 3. Bakanlar dediğinde siz diyeceksiniz ki meclis soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcısı için ve bakanlar için verilmektedir diyeceksiniz. Tamam. Devam ediyorum. Bak devam ediyorum. Şimdi sayfa değişmiş. O yüzden gitmiş. Şimdi arkadaşlar çoğunluk dedik. Demek ki bu çoğunluğu ne şekilde göreceğiz? Şuraları temizledim. Ne şekilde göreceğiz? Bak. Bende kal. Bende kal. Bak, bu çoğunluğu ne şekilde göreceğiz? Diyeceğiz ki meclis soruşturması açma talebinde bulunmak için 301 milletvekili gerekli. Talepte bulunacaksın ha. Meclis soruşturması açılması talebinde bulunacaksın. İkincisi arkadaşlar bu talebin kabul edilmesi için meclis tarafından 360 milletvekilinin evet oyu gerekmektedir. Üçüncüsü Yüce Divan'a sevk kararı çıkabilmesi için arkadaşlar en az 400 milletvekili yani 2 bölü 3 milletvekilinin oyu gerekmektedir. Bu oran ise arkadaşlar 3 bölü 5'e bu oran ise üye tam sayısının yarısından bir fazlasına denk gelmektedir. Demek ki bak bana bak bana. Çık ekrandan bana bak. Bir şıkla neler gördük? Meclis soruşturması kimlere açılabilir? Onu gördük. Gerekli olan çoğunlukları gördük. Ve her aşamasındaki çoğunlukları gördük. Daha diğer sorularda da yani bir soruyla 3-4 farklı soru tipi gördün. 120 soruda en az bakın abartısız söylüyorum en az 250-300 soru tipi göreceksin. Ve konuların tamamını da tekrar edeceksin. Tamam? Gel şimdi bana. Şimdi çoğunluk dedik. Çoğunluk dedik. Demek ki bu çoğunluk neymiş arkadaşlar? 400 özel bir çoğunluktur. Gitti. Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekili üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunluğuyla milletvekilliği düşürülmesine karar verilebilir. Peki milletvekilliği düşürülmesi nasıl bir karardır arkadaşlar? Cevap veriyorum. Parlamento kararıdır.
parlamento kararıdır. Evet, bak dinle. Şekli kanun değil, parlamento kararıdır. Peki parlamento kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabiliyor mu? Açılamaz. Bu da ayrı bir bilgi. Ama 3 tane parlamento kararı vardır ki bunlar parlamento kararı olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir. Nelerdir bunlar? Milletvekilinin düşürülmesi, dokunulmazlığın kaldırılması, iş tüzük değişikliği. Anladın değil mi? Bak, ne olur anla. Tamam, ne olur. Dikkatini bana ver. İndir o ayağını masadan. Tamam. Toparlan. Şöyle bir dik dur. Bak, beni dinle. Diyorum ki, parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Anayasa Mahkemesi'ne gidip parlamento kararı için iptal davası açılamaz. Fakat 3 tane madde var ki bunlar parlamento kararı olmasına rağmen Yüce Divan'a düzeltiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir. Bunlar nelerdir? Birincisi, milletvekilliği düşürülmesi. İkincisi, dokunulmazlığın kaldırılması. Üçüncüsü, TBMM iş tüzük değişikliği. Bunlar parlamento kararı olmasına rağmen Yüce Divan'a meclis soruşturmasını anlattığımdan dolayı Yüce Divan diyorum. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilir. Tamam. Demek ki milletvekilliği düşürülmesi için özel bir çoğunluk gerekmiyor. Özel bir çoğunluk gerekmektedir. Hangi durumda? Meclis çalışmalarına özürsüz ve izinsiz katılma durumunda. Evet, devam edelim. Şimdi genel af ilanı. Arkadaşlar, genel af ilanı edilebilmesi için 3 bölü 5 çoğunluk gerekmektedir. Yani 360 çoğunluk gerekmektedir. Cevap bu da değil. Yine bir özel çoğunluk aranıyor. Evet, ikinci sorunun D şıkkı arkadaşlar. Anayasa değişiklik teklifi. Bakın, bu şıklar çok önemli. Her biri ayrı bir soru olacak potansiyele sahip. Anayasa değişiklik teklifinin kabulü. Bir kere arkadaşlar, irdelemeyeceğim anayasa değişikliğin içerisini. İlerleyen sorularda daha da ayrıntılı olarak anlatacağım. Buradan gelecek tüm püf soruları, böyle ayrıntılı soruları göreceksiniz birazdan. Anayasa değişiklik teklifinin minimum kabul edilebilmesi için 3 bölü 5 çoğunluk aranmaktadır. Hocam, 2 bölü 3 çoğunluk diye de bir şey vardı. Onu diğer sorularda ayrıntılı olarak göreceğiz. İşte Cumhurbaşkanı'nın burada yetkilerinden bahsedeceğim. Ayrı şeyler. Şunu bilmenizde fayda var. 3 bölü 5 çoğunluk gerekmektedir. Bu da özel bir çoğunluktur. Cevabımız Denizli'de değildir. Ama yasama dokunulmazlığının kaldırılması için arkadaşlar ney? Özel bir çoğunluğa ihtiyaç yoktur. Basit bir çoğunluk yeterlidir. Basit çoğunluktan kastım nedir arkadaşlar? Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası. Bakın, cümleme dikkat et. Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçtik. Bir sonraki soruya. Birçok şeyi gördük. İkinci soru çok kıymetli, özel bir soruydu. Birçok şeyi gördük. Evet, biraz hızlanalım. Biraz hızlanalım. Soru ne diyor arkadaşlar? 1982 Anayasası'nın birinci maddesi. Bak, neydi? Bir önceki soru ikinci maddesi. Bu ise birinci maddesi. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ifadesi. Evet. Dördüncü soru. 1982 Anayasası'nın 3. maddesinde yer alan değiştirilemez hususlardan biri değildir. Bakın, 4. maddesinde yer 3. maddesinde yer alan değiştirilemez maddelerden biri değildir diyor. Arkadaşlar, 3'ün 1. madde Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. madde cumhuriyetin nitelikleri: laik, sosyal bir hukuk devleti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı ifadelerini kullanıyor. 3. madde ise arkadaşlar ne diyor? Başkent, dil, marş, bölünmez bir bütün olduğu, bunlardan bahsediyor 3. madde. Ve 4. madde ise ne diyor? Diyor ki, bu ilk 3 maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. O zaman başkenti Ankara'dır. 3. maddede yer alır. Türkiye Devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3. maddede yer alır. Dili Türkçedir. 3. maddede yer alır. Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. 3. maddede yer alır. Bak, bak, bak. Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. Evet, bu da değiştirilemez bir maddedir.
Ama ne diyoruz arkadaşlar? Bu değiştirilemez madde anayasanın ikinci maddesinde yer alır. Tamam. İkinci değiştirilemez maddesi içerisinde yer alır. Tamam. Buradan sorular yapıyor ÖSYM. Burayı çok seviyor. Senin buraya hakim olmanı istiyor. Bak ne olur kaçırma bu soruyu. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakalım. Yasama yetkisi 1982 Anayasası'na göre Türk milleti adına hangi merciyi sahiptir? Yasama yetkisi dediği için arkadaşlar, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yürütme yetkisi kime aittir arkadaşlar? Cumhurbaşkanına aittir. Devam ediyorum. Ayrı ayrı bunların hepsinin sorusunu göreceksin. Tamam? Şimdi 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisi hangi unsur adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir? Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız, bak burası önemli. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir. Tamam? Devam. Bir sonraki soruya geçtik. Şimdi arkadaşlar, 1900 yürütme yetkisi 1982 Anayasası'na göre hangi merciye aittir? Bakın adım adım. Tamam, sorular karma sorulardır. Gel buraya. Sorular karma ayarladım. Belli bir sırayı takip etmedim. Her yerden sorular geldi, böyle karma karışık oldu. Ve sen bu konuları benden 40 videoyu dinledin. Şimdi tekrar ediyorsun. Tamam? Ufak tefek eksiklikler illaki olabilir. Hatırlamadığın yerler illaki olabilir. Ama ben dikkat ediyorsan işaretleyip geçmiyorum. Konuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde sana bilgi veriyorum. Tamam? Bu 120 soruyu benden mutlaka dinleyeceksin. Tamam, ama sana tavsiyem, önce soruları sen temin et, PDF olarak önüne koy, çıktısını al, güzelce tek tek çöz. Hepsini çöz. Çözemediğin soruları yuvarlağını koy. Tamam. Sonra dön, çözmüş olduğun soruları bile, çünkü ben bir soruda birden fazla soru üretiyorum. Tamam mı? Çözmüş olduğun soruları bile benden tekrar dinle. Artık anayasa hukuku defterini kapat. Tamam. Aynı şekilde idare hukuku için de böyle bir seri hazırlayacağım. Tamam mı? Gel bakalım, devam edelim. Çık ekrandan. Ne diyor? Ne diyor? 1900 Türk Anayasa tarihinde ilk defa başlangıç kısmı 1961 Anayasası'nda yer almıştır arkadaşlar. Geçtim. 1982 Anayasası'na göre hangisi kendisi için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz denilenlerden biri değildir. Arkadaşlar, kadın var, çocuk var, yaşlar var, harp vazife ve şehitlerinin dul ve yetimleri var, maden işçileri yoktur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 10. soru. 1982 Anayasası'na göre anayasanın değiştirilmesi en az, ben dedim ya size anayasa ile ilgili, anayasanın değiştirilmesi ilgili birçok soru var. İşte adım adım soru oluşturabilecek cümleleri, ifadeleri adım adım soru yaptım ve sen bunları adım adım göreceksin ayrıntılarıyla beraber. En az kaç milletvekili tarafından yazılı teklif verilmelidir anayasa değiştirilmesi için? Arkadaşlar, anayasanın değiştirilmesi için 1 bölü 3'ün yazılı teklifi gerekmektedir. 600 milletvekili üzerine düşündüğümüzde cevabımız Adana olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bu videonun burada bir ara verelim arkadaşlar. Bir sonraki videoyla kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videolar ve bu notlar arkadaşlar hukukoyöğretir.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Sen istemesen de hukuk öğretir.